Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, biliyorsunuz bu kargonun sahibi hastanede olduğu için böyle bekliyor. Suladım çiçeklerini, biraz önce rüzgara koydum. Dedim rüzgarda güneşlensin. Ben buraya, bu balkona ne için geldim arkadaşlar? Şu üç saksıda bitkilerim çok azaldı. Bunları şuradakileri şu kısma geçireyim diye düşünüyorum. Yeni saksı almak istemiyorum. Çünkü zaten çok çok fazla saksım var. Şimdi arkadaşlar, bir taraftan söküm yapıp bir tarafa dikip şu saksıyı boşaltıp ondan sonra o şekilde hareket etmek istiyorum. Nasıl olur bilemiyorum. Bunu biraz sizinle yapmak istedim. Bunu sizinle niye yapmak istedim arkadaşlar? Ekim dikim videolarını çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepiniz çok seviyorsunuz. Normalde iki elimle girerim hemen. Buraları hallederim ama bakın arkadaşlar, kompost altta simsiyah olmuş. Bakın. Ve hiçbir böyle şey yok. Nasıl söylenir? Hiç atık kalmamış. Ben de tazelemek istiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar, ölmüyor. Orada yaşamaya çalışıyor. Onların hepsini ekeceğim böyle. Neden bu saksıyı ekmeyi seçtim arkadaşlar? Şu daha çok alçalmış. Bakın. Bunun alçaltısı o kadar değil. Dedim ki hadi Fatma, bugün şu işleri bir yoluna koyuver. Çünkü benim annemin bir lafı vardı. Bir işi yapmadığı zaman derdi ki gün günden kör geldi derdi. Gün günden şimdi arkadaşlar kör geliyor. Bir de şu karanfiller arkadaşlar. Karanfilleri de saksıdan oynatmak istemediğim için şimdilik buna ekim yapayım dedim. Şu saksıdakileri bu saksıya geçireceğim. Çok fazla bitkileri yerinden oynatmadan şöyle ekimimi dikimimi gerçekleştireceğim. Kıştan çıktı bitkilerimiz. Bahar gelmek üzere arkadaşlar, biliyorsunuz. Birkaç güne cemreler düştü mü bilmiyorum. Cemreler düştüyse yazarsınız da. Bakın. Bakın. Perle. Alttan, üstten, yandan, dikten falan filan hep böyle bebeklemiş. Onu böyle dimdik böyle koyacağım. O da öyle büyüsün. Arkadaşlar, toprağım çok güzel. Toprağım o kadar sağlıklı ki, ama tekrar bir kompost yaparak iyice zenginleştirmek istiyorum. Bunu da, yani saksı ekim dikim videolarına şöyle birazcık hız vermek istiyorum. Ama bu esnada da bitkilerimi ne kaybetmek istiyorum, ne onları böyle çürütecek veya başka bir yola girmesini istemiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunu buna ekiyorsun. Fakat sonrasında ayırmak zorunda kalabilirsin. Arkadaşlar, inanın onun çok bir sıkıntısı yok. Çünkü şaşırtma yöntemiyle bitkiler çok güzel büyüdüklerini biliyorsunuz. Bir nevi şaşırtma olayı oluyor. Ve arkadaşlar, bir zaman sonra yetişemiyorsunuz. Yani şu küçükleri de yeni bitkiler var diye kayıp etmek istemiyorum. Nereye gitti o bitkiyi? Nereye koydum ben? Allah Allah. Arkadaşlar, şunu buradan alayım. Bunu buraya ekeyim. Biraz önce bir bitki vardı elimde. Onu kaybettim. Ha şu.
Onu da buraya ekeceğim. Bakın 3 tane baş büyüyecek olsa böyle 3 tane çok yapraklar yufkada kalmışlar. Yaprakların bir şekilde derinlere ekilmesi lazım. Şuraya da bir tane ekeceğim. Şunlar da arada kaybolmasınlar. İnanın, sukulent severler çok iyi bilirler. Hani beni şöyle söyleyeyim, sukulent için değil de Fatma'nın günlük hayatı için izleyen arkadaşlar bu kadar minik bitkilerle uğraşmanın ne faydası var diye düşünüyor olabilirsiniz. İnanın aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Evet, şu anda sera bitkilerine ulaşabiliyorum arkadaşlar. Gebze'de sera bitkisi bile bulamadığımız günler vardı. Arıyoruz, böyle bir çırnık buluyoruz, çok seviniyoruz falan. Öyle günlerimiz vardı. Hemen aklıma o günlerim geliyor. Sonra diyorum ki Fatma, o günlerini hiçbir zaman unutma. Bu sonuçta Rabbime şükürler olsun arkadaşlar. Seradan bitki almış olmak, bir varlığa çıkmış olmanın çok şükür bir, yani sera bitkisi varlığına kavuştum diyeyim. Ama bu önceki darlığımı hiç unutmadım. Aa, şuralarda bakın, pıtırcıklarım var. O darlığımı çünkü çok aradığım zamanlar oldu. Her gün çarşıda gezip işte acaba nerede vardır, biliyorsunuz bu 1 milyoncularda falan satılıyor. Genelde örtücü türler, onlardan işte sağlıklı olanları nasıl alırımın derdine düştüğüm zamanlarım çok oldu. O yüzden onları hiçbir zaman unutmadım. Arkadaşlar bakın, kedi Cesur'un arkadaşıydı bunlar. Cesur'umuz bu arada nerede? Arkadaşlar Cesur'umuzu bir tane aile yine böyle zannedersem sahiplendi. Bizimkisi çişe gidiyor. Tabi dışarıya gidiyor bizimkisi çişe. Dışarıya gidince bir kişi daha alıyor evine. O da yediriyor. Biz de yazın tatile gideceğiz. İşte kızlar istemiyorlar. Ben de diyorum ki kızım diyorum bırakın. Cesur en azından iki tarafta doymuş olur. Bizimkisi aşırı sevimli. Gerçekten çok akıllı, çok sevimli. Oradan çıktığı zaman canı istesin, şuradan doğru bir bağırıyor. Mauf, beni alın yukarıya diye, veya kapıya geliyor. Hemen alıyoruz, yedirip içiriyoruz. Minderine geçiyor, hemen uyuyor. Çok akıllı bir kedi maşallah. Ama kalan zamanda da arkadaşlar Cesur başka bir tane aileye yine gidiyor. Bunu da biz gördük, fark ettik. Sonra dedim ki hadi dedim gitsin. Çok açık göz. Çok. Ay. Şunu dikkat etmedim. Fırça zannettim. Aldım. Şunların hepsini buraya ekeceğim arkadaşlar. Hiçbirini Allah izin verirse ziyan etmeyeceğim. Şu kardeşi de şöyle oturtuvereyim. Üzerine de toprak koyuvereyim. Böyle minnakları da koyayım.
bu saksıları en iyisi bu şekilde arkadaşlar aktarmanın daha iyi olacağını düşündüm. Şimdi yeni saksı önemli değil. Yeni saksılarım benim de var. Yeni saksılarım bir sürü var. BİM'e gelmişti. Uygun fiyata da almıştım. Bir sürü var. Fakat arkadaşlar yeni saksılar demek yeni bakım alanları demek. Yeni bakım alanları öyle çalışan birisi için de gerçekten bir zaman sonra artık çok zor. Bunları da alayım. O yüzden ben şöyle bunları hem bahar bahar şaşırtma yapmış olayım arkadaşlar. Hem bakın, bakın kompost altta. Ama nasıl siyahlaşmış toprak. Hepsinin tazelenmesi lazım. Hepsinin tekrar altlarına kompostların yerleşmesi lazım. İnanın hiç kameraya da bakmıyorum. Nasıl çekiyorum? Güzel mi, kötü mü? Grab dolarım çok azaldı. Benim kendi böyle kanalımın ve Instagram'ımın arkadaşlar meşhur olmasına sebep olan o grab dolar. Saksılarım da çok azaldı. Onları tekrar çoğaltmak, yetiştirmek istiyorum. Sonuçta onlar benim. Bakın şu kanalımın, Instagram'ımın büyümesinin vesilesi. Ve insanlar onları gördüğü zaman arkadaşlar o kadar şaşırıyordu ki. Yani hep mesaj atıyorlardı. Bunları nasıl büyüttünüz, böyle nereden aldınız, almadım büyüttüm deyince. Tabii soru sormaya başlıyorlardı. Ve benim YouTube'da Fatma'nın hayatı kanalımın o tarafa şekillenmesinin bir sebebi de bu graptolar. Ben de hani bunu hiçbir şeyi de ziyanzebil hayatı arkadaşlar hayatınızı, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi ve bitkilerinizi gerçekten ziyanzebil etmeyin. Her şeyin kıymetini bilin. Minnacık da olsa kıymetini bilin. Ve şuraya ekeceğim. Şu öbeği ekeceğim oraya arkadaşlar. Şöyle olsun. Bir tane de şu köşeye iki vereyim. Bir tane de arkadaşlar yemek yapıyordum aklıma geldi. Aa dedim Fatma. Aa bakar mısınız? Bakar mısınız? Fatma dedim hemen git. Şu dedim bitkilerini bir saksıyı dahi olsun boşaltsan bugün senin faydana. İyi ki de böyle bir karar aldım hemen. Şuraya alsam daha iyi arkadaşlar. Orası çok sıkışık oldu. Burası sıkışık oldu. Şimdi
Şimdi arkadaşlar ekibimi yaptım. Şöyle. Şu saksıyı da inşallah bunu da dikeceğim. Sonrasında size çekeceğim. Sera bitkilerimi unutmayın. Onları da bir kısaca çekeyim. Satışta olanları. Arkadaşlar bunları sulamıştım. Biliyorsunuz o kadar güzel oldular ki. Normalde de zaten çok sağlıklılar. Büyümeye çok meyilliler. Çok güzel oldular. Şöyle bakın. Benim seraya gitmem lazım. Tekrar bu hafta mı giderim? Bir dahaki haftaya mı giderim? O kısmı bilemiyorum. Bunların satılmasına bağlı arkadaşlar. Biliyorsunuz kampanya yaptım. Kampanyayı da bir daha hatırlatayım. Bu bitkilerden arkadaşlar alacağınız 100 liralık alışverişte 3 tane. Yapacağınız 150 liralık alışverişten 4 tane. Yapacağınız 200 liralık alışverişten 5 tane bitki koyacağım. Şöyle mesela 100 liralığa şu 3'ü 100 liralığa bu 3'ü 150 liralığa şu 4'ü 200 liralığa da şu 5'i arkadaşlar hediye koyacağım. Özellikle satış yapanlar için bence çok avantajlı. Alıp o şekilde satmaya da çok avantajlı diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan alıp kendi saksılarıma da ekmek istiyorum ama şu saksı meselesini bir halledeyim. Altlarına hepsinin kompost koymak istiyorum. Komposttan sonra bitkilerimi üzerine ekmek istiyorum. Bakacağız arkadaşlar ama önce saksılarıma diyorum ya bir sürü saksım var. Fakat alçalmış saksılarımı ilk önce halledeceğim. Ondan sonra öbürlerine bakacağım. Bir plan dahilinde böyle her taraf saksı saksı 3 tane onda 5 tane bunda. Bu da pek akıl işi değil yani. Ondan sonra öyle yapacağım. Allah izin verirse sonrasında bakacağız. Şunlardan falan aslında saksıları eksem bunlar benim burada çok güzel büyüyorlar. Bu şunlar arkadaşlar. Kocaman oluyorlar. Eksem çok iyi olacak. Bakalım. İlk önce şu meselemi bir halledeyim. Bakın. İlk önce şu saksılarımı bir yöne koyayım arkadaşlar. Sonra ekimimi yapacağım inşallah. Ve gün ışığı almadığı zaman şunların ortası açılmıştı. Bakın gün ışığı alınca arkadaşlar tekrar kızarmaya başladı. Bayağı bir açılmış, bayağı bir beyazlamıştı. Gün ışığı almaya başlayınca iyi oldular. Güneş ne kadar önemli hayatımızda ya. Rabbime şükürler olsun. Rabbime kul olduk. Resulüne ümmet olduk. Bunlara baktıkça da hep aklıma öyle şeyler geliyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Buna da su çok değmemiş. Şunu ben bir güzel sulayayım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın.